Nefesler Komitesi Sezon 4 Teorisi'nin bu bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi yeni ışık işaretini görüyorsunuz. Yani enerji işaret. The Sparks'ın enerji imzası kısaca. Eokin enerji işaretlerindeki renk ve Sparks'taki mor renk birbirine uyuşuyor aslında. Eokin mistik kombinlerinden biri yani. Yani bu da Eokin'in sihirli boyut. Spark kabilesinden biri oldu. Yani bu da mistik kurumlardan biri olduğunu kanıtlıyor. Diğerine geçelim. Burada ne varmış? Güçsüz olan ve o uyuz koruyucular etrafta yoklar. O da gardiyanı götürdüğümde boydusu yüzünü görmek için sabırsızlanıyor. Gördüğünüz gibi Dread de yok ki götürürsem. Voidus evinden. Bu da Voidus. Eokin'in nereden geldi? Kim olduğunu bilenlerin Lord Gormit Lordları Lord Voidus olduğunu söylüyor. Mystic Gormlar ve diğer de bildiğimiz kadarıyla tek kulenin bir peri eseri oldu. Yani periler sihirli bir eser olduğunu söylemiştim. Periler bu dünyaya Gorm'a nasıl gittiler? Bunun bir boyut portalı değil. Gorm'a giden kadim, dünyada Gorm'a giden kadim bir geçidin olması ile ilgili. Diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi bu Gorm'un kadim geçidi. Dört elementin gücüyle açılabilen muhteşem element geçidi. Bu antik çağ perilerinden kalma bir geçittir. Yani bu ilk çağın perileri bu geçit ile bu dünyaya indiler. Ve Gorm'a Dermet enerjisini Magic kendi dünyalarına aktarabilmek için tek kuleyi yarattılar. Gormit Lordlar ile yüzlerce yıl barış içinde yaşadılar. Ve Gormitler de bu geçit sayesinde ve eski korucular bu geçit sayesinde Gorm'un yani bunda dünyaya ve Magic'e inebildikleri anlamına geliyor. Yani şöyle Gorm'a gidişi iki yolu var. Gorm denizde açılabilecek bir okyanus portalı ya da Sol Rektos'un yıllar önce halklarının gitmek için kullandığı portal gibi. Ama geçit onların tek savunma hattı. Kadim Gorm silah bu geçit yüzler yıllar kullandılar. Ve sonuçta da peki ya geçiti kim koruyordu? Geçiti yeryüzü perilerinden sorumluydular. Geçit önemli bir savunma hattı. Gorm'da büyük kötülük, kötü güçlerin Magic Stick element enerjisi korumak amaçlı. Element enerjisi ve sihir birlikte daha güçlüdür. Yani bu da her birinin element enerjisi kullanabileceği anlamına geliyor. Diğerine geçelim. Ve yazılarında. Diğerine geçelim. Burada gördüğünüz tek kuledeki kadim masadaki yazıtlar kısaca. Burada yok. Burada Gormit Lord'un enerjisi yarattıkları anı görüyoruz. Burada 4 kahraman Gorm'un eski koruyucuları da mı dahil? Yani burada küçük çizimlerde Gorm'un eski koruyucularını kastediyor yani. Gormit Şövalye yani bu da eski koruyucuların teoride gerçek olduklarını söylüyor. Yani onlar hala yaşıyorlar mı acaba? Biri yaşıyor tabii ki de. Onu gösterelim. Koruyucuların gelişi. Günsüz bir gün, ışıksız bir ışık. Günsüz bir gündüz, ışıksız bir ışık. Ancak koruyucular karşılık veriyor. Bu eski koruyucuların hala biri de Sophos zaten. Sophos eski rüzgar koruyucusu yani. Voidus'ta büyük savaştı, omuz omuza savaştı yani yerli ortalarla beraber. Ve nasıl hiç yaş ölmedi? Bunun nedeni aslında bilekliklerini yaşlandırmaya geciktirebilecek bir özelliklerin olması. Mistik enerjiye sahip olan Ercan Eokinas'ı yaşlanmadı o kadar uzun zaman sonra. Bu nedenle mistik enerjiler bağlantılı canlının sonsuza dek yaşayabildikleri anlamına gelir. Yani hiçbir karışıklıklar olmaz. Sağlık sorunları olmaz ve yaşlanmazlar. Bu cadı ve perilerde geçerli bir özelliktir. Diğerine geçelim. İşte Eokin'in bilgi dosyası. Dört elementle herhangi bir birliği ile bağı yok. Yine de ışık güçleriyle kurduğu bağ. Yani bu da yok. Benzersiz bir saf ışık
ışık sihrine sahip olduğu anlamına geçer. Yani bu da yok. Bu da yok iner. Onların koruyucularından daha yaşlı ve daha uzun sürede yaşlı olduğu anlamına geliyor. Diğerine geçelim. Dizi ve Ektos'un amacı portal açmaktı ve portal bir göktaşıydı çıkardı. Bir teoreme göre bu portal belki de geçmiş zamanda zaman portalıdır. Yani Ektos zaman aracıyla Titan'ın geldiği göktaşını bu zamanı geçirmek istemiştir. Yani Gorm'un yaratılmadığı bir zamana. Yani Mystic Gorm'un var olduğu çağları yani. Bu da Ektos'un planlarının büyük ihtimalle geçmişteki Titan'ı günümüze getirip iki Titan'a da hükmetmeyi planlıyordu. Ya da onun gibi bir şey yani. Göktaşı'ndaki saf enerjiyi gördünüz yani. Göktaşı'nın dışında bir saf enerji vardı. Büyük ihtimalle ya bu peri sihri enerjisi ya da kozmik enerji olmalı. Diğerine geçelim. Peki bu kalbin hikayesi ne? Gerçek bir kalp değil öyle değil mi? Ve neden o çok kötü adam onunla ilgileniyordu? Titan kalbi başka bir dünyadan taştır. Bu da Sol'un başka bir dünyadan taş olduğunu söylüyor. Yani bu da Magix'i kastediyor. Titan'ı ilk önce Magix'e saklamayı denemişler. Ama onun öyle bir taşın Magix'te kötü ellere düşmesinin tehlikeli olduğunu düşünüp Titan'la beraber onu Gorm'da saklamaya karar vermişler. Yani bu da Sol Vectus'un savaşını neden Gorm'da gerçekleştiğini açıklıyor. Eğer ikisi savaşsaydı Magix'te tahribat çıkardı yani yüksek yoğunlukta. Ve Magix'te yaşayan lordlar da bunu durdurmak zorunda kalacaklardı. Diğer geçelim. Bildiğiniz gibi Sol'un soyundan gelen bir Sol'un kendine ait bir torunu var yani. Ve bu da Ektos'un da bir torunları olabileceği anlamına geliyor. İşte Ektos'un torunları. Aynı soydan gelmesi de yani bunlar Ektos için çalışıyorlar. Ama Solak ve Epilepsiyon Savaşı bittikten sonra her bir Solar korduları tamamen memleketlerine geri Solarya geri döndüler yani. Yani bu da size başka bir konu. Yani bu da Ektos'un torunlarının farklı soydan geldikleri anlamı. Yani bu da onların Ektos'un da kendi çocukları olabileceği anlamda geliyor. Yani her lordun kendine ait soyundan gelen bir torunu ve bir çocuğu var. Diğerine geçelim. Bunun güneş için bileklerinin ya Solarya'daki kadim güneş tapınağı Solar tapınağında ya da Stella'nın atalarından birinin mezarında olmalı yani. İlk Solarya kralında büyük ihtimalle. Ve bileklik Solarya kralı Solar Kralet ailesinde saklanıyor. Onların elinde olmalı yani. Bu da büyük ihtimalle onun bektiğim bir sonraki muhafızın Stella olduğunu düşünüyoruz yani diğer bir deyişle. Yani Solarkların bir sonraki koruyucusunun hiç ortaya çıkmadı. 4. sezonunda onu görebileceğimiz diye düşünüyorum. Sezon 4 teorimiz buraya kadar. Son